Herkese merhaba. Hepsi burada derin dondurucu satın alma rehberine hoş geldiniz. Bu videomuzda yaygın olarak kullanılan çekmeceli ve yatay derin dondurucuları yakından tanıyacağız. Derin dondurucu dendiğinde hepimizin aklına kapağı yukarı doğru açılan yatay yani sandık tipi dondurucular geliyor. Ancak markalar son yıllarda daha kolay bir kullanım sağladığı için çekmeceli derin dondurucuları da üretmeye başladı. Hangi derin dondurucuyu seçmemiz gerektiği ise tamamen ihtiyaçlarınıza ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Şöyle açıklayayım. Sandık tipi derin dondurucular yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan ve uzun süreli saklama yapan kişileri daha çok cezbediyor. Ancak bu tip derin dondurucularda ürün yerleşimini dikkatli yapmalısınız. Bütün derin dondurucuyu boşaltmak zorunda kalmamak için en son tüketeceğiniz yiyecekleri alt kısımlara yerleştirmelisiniz. Çekmeceli derin dondurucular ise dikey tasarımlarıyla buzdolaplarına çok benziyorlar. İstediğiniz ürüne kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz ama dolum kapasitesi sandık tipi modellere göre oldukça kısıtlı. Yani yazdan dondurduğunuz yiyecekleri kışın tüketecekseniz sandık tipi derin dondurucular sizin için ideal olabilir. Ancak dondurduğunuz yiyecekleri sıklıkla tüketiyorsanız çekmeceli dondurucuları tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Derin dondurucuyu konumlandırdığınız yerde dondurucu tipi seçiminde oldukça etkili. Sandık tipi dondurucular daha geniş bir alan kapladığından evinize yerleştirmesi daha zor olabiliyor. Çekmeceli derin dondurucular ise buzdolabı gibi dikey konumlandırılabildiğinden daha az yer kaplıyor. Bunların haricinde her iki modelin de dondurma teknolojileri ve enerji sınıfları açısından benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. İhtiyaçlarınıza uygun olan derin dondurucu modellerini hepsiburada.com'da ya da hepsiburada mobil uygulamasında inceleyebilirsiniz. Keyifli alışverişler.